diyemiyor arada bir gel pis 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 falan dersen miyav diyor. Siz böyle böyle hani arada bir teşvik olsun. Daha ben hızlı geçiyorum. Benim programımysa bugün biraz moralim bozuk. Burada 400 kişi olacaktı. Onun için evet, evde zehir tuzu. Bakın hızlıca. Evdeki bütün klorla neslinizi yokladığı soludunuz, öldünüz. Metal parlatıcılar, cam temizleyiciler, göz körlüğünün sebebi dezenfektan, yer cilalar, leke sökücüler, koku topları hele var ya deli ediyor adamı, haberiniz olsun. Yumuşatıcılar hele insan neslini yok oluyor. Evet, kozmatikler, florür. Ha, bir beyaz da diş florür. Asla çocuklarınıza florürlü diş macunu almayın. Amerika'da yasaklandı, zehirleme yapıyor diye. Duymuşsunuzdur. Onun yerine kendi propolisten yaptığımız, misvaktan yaptığımız şeyler var. İşte gördüğünüz gibi bu plastikten bugün ölçtük şimdi burada. Hatta şey koyuyoruz. Pirinç. Pirinci plastik kaba koyuyorsunuz. Bozuluyor. Cam kaba koyuyorsunuz, ömrü uzuyor. Çok önemli. Bunlar da plastikler hayattan çıkarma. Evet, bunları da geçiyoruz. Bir de çocuklarımıza oyuncak, katalat dediğimiz bir zehir var. Hele bebesi olmuş, yinesi gidiyor torununa bir tane bebek alıyor. Çin'den gelmiş. Radyoaktif yüklü. O da çocukla onu ağzına alıyor. Eme astım hastası oluyor. Vah benim ülkem. Civa içeriyor bazen. Civa var, fatalat, zehir var, kanserojen, evet, deli damalar, evet. Şüpheli katkılar kitaplarımızda var. Kitaplar yok burada. Var mı hocam? Bir yerde, durmanın üstünde donuz. Bütün hazır dondurmaların jelatini domuzdur. Afiyet olsun. Yaz yediniz ya hepsini. Şey yaptık, çok ısrar eden, ya hocam o kadar da konuşma, ücretsiz yapacağım, gelin bedeninizden, ya 400 liraysa 200 liraya, söz burada olanlara, Çekmece Belediyesi diye gelin, size %50 indirimli bütün parazit testlerini yapacağım, 10 kişinin 9'unda yani 100 kişinin 90'ında domuz solucanı çıkıyor. Nereden alıyor bu Hacı Efendi, çarşaflı, kapalı, hani hassas diyelim. Hepsinde çıkıyor. Niye? Dondurma, ooo, hem de nasıl yoğurt, yoğurtta bütün mayalar domuz zaten. Islak maya. Bisküvi de var mı? Bisküvi de. Efendim bisküvi yemek akıllıca bir iş değil. Bisküvi yiyelim zaten. Bu ülkede çocukları nasıl bozdular biliyor musun? Bebe bisküvisiyle. Bebe bisküvilerin üstüne sütü koydurup yedirdiler. O çocuklar aptal oldu. Astım, alerji, gerizekalı, şaşı, ince kemikli. Niye? Dinleyin. Şimdi bisküvi ye, bir tane. Ya ağzını çalkala yine çıkmıyor. At ya, iyice fırçalayacağım ki çıksın, değil mi? O mide sistemimizi ne yapıyor? Sidyaları paramparça ediyor. Dondurma ve süt, evet, kamil kemesi. Onun rengiyle kırmızı yapıldığını biliyor muydunuz? Evet. Aferin. Tebrik ediyorum. Okumuştun değil mi? Tebrik ediyorum. Bir dergimiz varsa sana hediye ederim. Tamam mı? Ama hocam, sizin müşteri... Geldim hocam, ben geliyorum. Geliyor musun programıya? Aferin. Tebrik ediyorum seni. Bugün kola içenin nesli vurur, çocuğu olmaz, aptal, gerizekalı, şaşı, astım, alerji, bağırsak hastalıkları olmaz, obez, şeker, her türlü melanetin başı bu. İlk çıkışı nedir bunu biliyor musunuz? Bilen var mı? Bir kitap hediye edeyim. Efendim? Tan ilacı. Heh? Tan ilacı diye söylüyorum. Evet, yaklaştı. Başka? Ağrı kesmece. Ağrı zehir olur. Meksika'da ilk çıkarılıyor kola Amerika tarafından. Amerika'nın
kötü vatandaşları Meksikalılar, Amerikalılara göre. Yani oranın zencileri diyelim hani böyle. Meksika hiç yardım etmez. Bunlar da 7-8-10 tane doğuruyor. Devam yolda bile doğuruyorlar yani. Amerika ne yapayım diyor. Doğum kontrol ilacı diye ilk defa kolayı yapıyor. İlk kolayla başlıyorlar kısırlık yapmaya. Şimdi ondan herkes aynı kola bugün devam ediyor işte. O gün doğum kontrol ilacı olarak üretiliyor ilk kola. Vah benim milletime vah. Şimdi bunu alan, satan, taşıyan, getiren, müsaade eden, sebep olan, raporunu veren. Hepsini soracağım. Hocam iftar sofraları bile neredeyse kula süsleyici yani rezalet bir durum. Efendim cennet, ümmetin 73 fırka olacak, biri cennete gidecek diyor. İflamda zaten olur bir durum. İftar sofrasını kullanırlar İflamda. Yani hani adam demiş ya, biraz hep çok şey anlattık. Adama demişler, bak sen cennetle cehennemi seçebileceksin. İyi dinleyin. Yapma ya demiş, tabii demiş. Tam demişler, cenneti göreyim bir kere. Götürmüşler, tabii ırmaklar işte, yeşil sular, böyle müzik, hafif müzik falan. Öyle mi hocam? Cennete öyle mi diyorlar, hani, sular falan. Demiş hep böyle mi? Vallahi demiş hep böyle işte müzikler, şey abi, yetenekler, ırmaklar. Tamam. Ya demiş hiç öyle bir kur patlasın hani çal, bunun kolası molası hani rakısı şey yok mu hani biraz hani vazgeçin burası böyle demiş ya. Yani. Allah Allah. Ne kadar kalacak demiş. Ebedi. Yapma ya demiş ya. Ben bir demiş cehennemi de bir göreyim demiş falan. Bir götürmüşler. Allah neyler, sazlar, eğlence, yemekler, tavuklar, gırlar, her şey var mı var? Bu mu demiş ya? E demiş bu işte ya. Ya böyle demiyorlar bu işte asılıyor ağzından, kaşlar çekiliyor falan böyle bağırdı çarptı. Bu demiş vallahi işte şu anda bu görüyorsunuz demiş bak. Ne güzel tavuk yiyorlar, sazlar, cazlar, kadınlar, kızlar. Her şey var yani böyle. Hiç helal haram. Ne kadar kalacağız? Ebedi böyle demiş ya. Demiş ben burada kalacağım. Bak son kararım demiş, iyi düşünün. Son kararım demiş. Tabii tam 10 var saat 3'e diyelim. Hemen demişler bunu yazmışlar. Bir daha sormuşlar. Bak son kararım mı geri dönemezsin. Tamam demiş kardeşim böyleyse imzalamış, almış kağıdı. Vermişler zebaniye, kapıyı açmış. Allah içeride saçından açılan ağzından. Şeyler kızgın saçlarına mask olanlar inildi, bağırdı, çağırdı. Müdahale demiş ya. Beni yanlış yere getirdiniz kardeşim, bura nere? E demişler bura cehennem. E demin demiş beni cehenneme gösterdiniz. Ne zaman? O başka ekipti demiş. Yani demiş, ne zamandı demişler? Ya 10 dakika önce demiş ya. İşte. Ha demiş, o reklamlardı demiş. O reklamlar. Ne diyorsa tersini yapın. Biz yetiştik, bize hocalarımız derdi ki, benim doktora hocam, Profesör Sabahattin Zahin Nevzat Yalçıntaş'tı. Turan Yazgan hocaydı. Oğlum derdi, biz 70'li yıllarda okuduğumuz için, şu gazeteler ne diyorsa tersini düşünün derdi. Bu adamlar ne diyorsa aksini yapın derdi. Biz öyle bugüne geldik. Siz de akıllı olun. Bu çok önemli. Onun için işte kola burada dediğimiz gibi obezitenin hızla geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bütün bu bilgilerimizi yaşam enerjisi kitabımızda okuyoruz. Hayatı değişmeyen hiç kimse yoktur. Hepsi bu kitabın içinde. Masajla tedavide bedene dokunup hastalıkları çözecek evinizde. İşte gece işemesi vesaire çocuklarınızda sigara bırakma noktaları, bel fıtığı, boyun fıtığı, bütün noktalar, bugünkü o masaj şeyi yaptık ya televizyonda. İşte bu noktalara bakarak, evet o kitapta bunu yapabileceksiniz, onun yağları da var. 400 çeşit bitkiden nasıl şifa, hangi formülü yapacaksınız bu kitabımızda mevcut. Herkesin evinde olması lazım diye düşünüyorum. Efendim ben çocuğuma mama, işte mamalar astım alerji yapıyor, asla ve kata yedirmeyin. Tabii mamalar nasıl yapılır, hangi yemek neyle pişirilir,
hangi emigratörler neyin içinde var, hangi vitaminler hangi gıdalarda var, hepsi bu yemek kitabında. Herkesin elinde bulunması lazım. Mesela Bahçelievler Belediye Başkanımız bunun nikahlarını da dağıtıyor herkese. Her evlenene, burası kültür müdürü, size de söylerim de Sayın Başkanına söyle hocam böyle dedi dersin. İstanbul'da sanırım 4 veya 5 yerde kitabın kapağında belediye başkanı çiftlere mutluluklar diler. Sağlıklı düşün, beslen, yaşa ismiyle. Adam akıllı niye? Ömür boyu unutmayacak. O şekeri kim bilir, hiç kimse atıyor çöpe. Ama sen onu verdiğin zaman evinde o kişinin nikah yaparken, değil mi? Çok önemli bir şey. Nikahını da evinde saklıyor. Onu da söylemek istiyorum. Öyle taş takarken onu bunu takmayın, başkasının yüzüklerini takmayın diye söylemek istiyorum. Hangi taş sizin taşınız? İşte lağ taşı ne yapar, diğeri ne yapar? 10 yaş gençleşme. Kasım ayının 15-22'si Aralık ayının 16-23'ü arasında gökteki ay hareketine göre 7 günde 10 yaş gençleşip kanser, hepatit, kısırlık, çocuk olmama, safra kesesi taşı, daha pek çok hastalıklarınızdan bu 7 günlük uygulamayla evinizde yaparak da kurtulabiliyorsunuz. Bu detoks kitabını mutlaka herkes, dişini sıkan hanımlar, çocuklar, kist, miyom, iltihabı olanlar, kilosu olanlar bir haftada inanın o son gün kampımızda torba torba parazit döküyor o kadınlar. Yeşil yeşil böyle. Para hiç yapan var mı aranızda? Yani çok önemli. Mesela Başakşehir'de siteler halinde yapıyorlar bunu. Bu detoks kitabımız, bu da kür kitabımız. Daha bunun gibi işte beyaz ölüm kitabımız var. Bunlar da size maranki.com'da bütün bunları görebiliyorsunuz. Evet, bu kadar da iktifa edelim. Birkaç sual varsa üç kişiden sual alacağım. Geç oldu. Buyurun. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bu hacamatı tavsiye eder misiniz? Evet, hacamat tabii ki Efendimiz Aleyhisselam tarafından yapılmış ama bu asırdaki hacamat detokstur diye söylemek istiyorum. Hacamat yöreseldir, omuzdan, belden, sırttan. Ama siz karaciğer o detoks kitabında 7 gün uygulamayla bütün bedeninizi kanla temizleyince kurtulmuş oluyorsunuz zaten. Evet, buyurun. Doğum çatlaklarına ne iyi geliyor? Sen, ha dedim acaba. Efendim doğum çatlağı basit şeyler bunlar. Onunla ilgili haftaya bir krem yapacağız şeyde. Kantoron yağı kullanabilirsiniz. Bir de bizim Reishi kremimiz var. Buyurun bir tane. Vitiligo için. Vitiligo ve sedef karaciğerin bloku olmasıdır. Karaciğer rahatsızlığıdır. Bütün bu hastalıklar lütfen sizden ricam çocuklarınıza söylediğim bu on beyazı, pat, cips, bir de yağlarda asla sızma zeytinyağı dışında ve tereyağı dışında yağ yemeyin. Bir de burada Onur marketler var. Bizim ürünlerimizin hepsi Onur marketlerde satılıyor onlar. Kaliteli marketlerde var. Zaten alo dediğinizde internet ortamında İstanbul içinde bir günde evinizde bütün ürünlerimiz 6 lira farkla sizin evinize ulaşılabiliyor. Vitiligo karaciğerin bloku olmazdır. İleride sedefe doğru gider. Ede gümeci bunun ilacı. Bir de Reishi kremimiz var. Bunu kullanırlarsa şifalı olur diye düşünüyorum. Hanımefendiyi bir dinleyelim. Acı çevre diye bir bitki var. Efendim? Acı çevre diye bir bitki var. Evet. Bunun yenmesinde bir zarar var mıdır? Yani niçin yiyorsun? Bağırsakların çalışmıyor. Hayır hayır, tek başına olmaz. Sinan Mekin gibi fazla çalıştırır, uygun değil. Bir tane yiyorum, öyle bir bitki geçirdiler. Efendim yemeyin bilmediğiniz şeyleri. Şifalı Bitkiler kitabına bakın. Buyurun beyefendi. Sağ olun. Bu kamplar 7 gün 10 gün var. Olacak mı? Yapacak mı? Afyon'da bu ayak çekim kuvvetine göre oluyor. Muhammedi bir metottur. 7 gün. Ayın 15 Kasım'da. Gökteki ayın 8'i başlıyor, 15'i bitiyor. 15 Kasım, 22 Kasım. Herkes evinde yapabilir. Biz Afyon Park Otel'de dünyanın her yerinden gelen 200'e yakın insanla bunu yapıyoruz hep beraber. Oraya gelebiliyorsunuz. Buyurun. Hocam 5 yaşında oğlum var, astım. Doktora götürdüm sürekli.
Nerede oturuyorsunuz? Karaciğerdir. Astım diye bir şey yok. Alerji diye bir şey yok. Karaciğer blok olmuştur. O da akciğeri tetiklemiştir. Bizim tuz odalarımız var. Bununla ilgili bir de masaj noktalarında belli noktaya dokunarak bu da bundan netice alabilirsiniz. Son suali alıp bitiriyoruz. Hanımefendi buyurun. Beden temizliği yapacaksınız. Bir de reçi krem, tuz, çamur, kil. Hepsi bunlardan şifadır size diyorum. Efendim hadi söyle bakalım. Saç dökülmez. Saç dökülmesinin sebebi var. Bir, cinsel hormonların bozuk olması. İki, bedende toksin olması. Üç, bedeninizdeki B kompleks vitaminlerinin eksik olmasıdır. Bunun için saç bakım yağlarımız var. Şimdi burada uzun onu söyleyemeyeceğim. Yapamazsınız zaten. Alırsanız faydalı olacaktır. Saçı döken sabun ve şampuanlardır. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.